Değerli dostlar, herkese yeniden merhaba. Birleşik Arap Emirlikleri isimli devletin Türkiye açısından son derece şaibeli bir devlet olduğunu ısrarla belirtiyorum. Bu benim bir Arap düşmanı olduğum anlamına falan gelmiyor. Ben Arap dünyasında Filistin'i destekliyorum, Cezayir'i çok beğeniyorum, Libyalıların mücadelesine katkıda bulunmak için elimden geleni yapıyorum bir haberci olarak. Yani belirli bir ülkeyi hedefe alıyorsak bunun bir nedeni vardır. Onu o anlamda söylüyorum. Çünkü bazı siyasiler şu veya bu devlete ait konuşmaları işte İslam düşmanlığı falan olarak değerlendiriyorlar. Yok öyle bir şey. İslam düşmanlığı falan olmaz. Türkiye'de de olmaz. Kimse de İslam düşmanlığı yapmaz. Böyle o siyasettir. Suudi Arabistan'a laf söylüyorsam niye ben İslam düşmanı olayım? Bakalım Suudi Arabistan İslam'ı tam olarak temsil ediyor mu? Geçin. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'nin 2010'lu yılların başlarından ta 2016-2017'ye kadar ve devamında bütün bölgesel sorunlarda karşımıza çıkmışlığı var. Şimdi bunu unutarak Birleşik Arap Emirlikleri ile el sıkıştık, bize şu kadar milyar dolar swap verdi, zor günümüzde yanımızda yer aldı falan dememiz mümkün değil. Birleşik Arap Emirlikleri o verdiği milyar dolarları bizden haddinden fazlasıyla alacaktır kuşkusuz. Çünkü onlar tüccar bir millet, kaz gelecek yerden tavuğu esirgeyenler cemiyetinden değillerdir. Ama esas olan şu, benim son ortaya çıkan tablo çerçevesinde, şimdi anlatacağım, son ortaya çıkan tablo çerçevesinde 2014, 2015, 2016 yıllarında bu ülkede yaşanılmış kanlı terör vakalarında, bombalamalar, gar bombalaması, Taksim bombalaması, yani bütün o kanlı IŞİD'e mal edilen, ona mal edilen, buna mal edilen olayların perde arkasında kim var sorusunu bende uyandırmaya başladı. BBC, İngiliz yayın kuruluşu BBC bir araştırma programı yayınladı. Diyor ki, Birleşik Arap Emirlikleri Yemen'de suikastler için, Yemen'de gerçekleştirilecek suikastler için eski El-Kaide kadrolarıyla Amerikalı paralı askerlerle çalıştı diyor. Şimdi bu Yemen'le bağlantılı bir durum değil esasında. Devam ediyoruz. Uzun zamandır Yemen'de bulunan El-Kaide mensubu 11 kişi Birleşik Arap Emirlikleri ile anlaşma yaptılar ve bu ülkedeki Güney Geçiş Konseyi için, yani biliyorsunuz Yemen'in güney kesimini Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail ittifakı ele geçirmiş durumda, çalışmaya başladılar. Bir El-Kaide'linin mahkeme tutanağını veriyor BBC. Hapisteydim. Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri geldi. Bazı suikastleri gerçekleştirmem halinde serbest kalacağımı söylediler diyor. Şimdi bu devlet zaten paralı askerlerden oluşmuş bir orduya sahip Birleşik Arap Emirlikleri. Blackwell'in eski adamı bunlara bunu yaptı. Fakat suikastçilerden oluşmuş bir orduya sahip olduğunu BBC ilk kez açıklıyor. Böyle bir ordusu da var. Yani Birleşik Arap Emirlikleri adına suikastler düzenleyen, bombalar patlatan falan. 2000 yılında Amerika Birleşik Devletleri savaş gemisi USS Cole düzenlenen ve 17 Amerikalı denizcinin ölümüne neden olan intihar saldırısını planlayan El-Kaide adına Nasir el-Shiba'nın da şu an Birleşik Arap Emirlikleri için çalıştığı ortaya çıkmış. BBC anlatıyor. Nereden gireceğim ben bu kadar bilginin için? BBC yayınladı bunları. Ve esas Amerikalı paralı asker şirketi, Spear Operation grubu. Spear. O kadar şaibeli bir durumla karşı karşıyayız ki dinleyin. Bu Spear
Spear paralı asker grubu Birleşik Arap Emirlikleri anlaşmasını Dubai'de imzalarken şeyle Birleşik Arap Emirlikleri ile Dubai'de imzalarken imza töreninde şirketin Yahudi asıllı Macar kurucusu, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail vatandaşı Abraham Golan ile 15 Temmuz 2016'da ülkemizde ünlenmiş olan Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Zayed'in baş danışmanı Muhammed Dahlan'ın imza attıkları ifade ediliyor. Şimdi Muhammed Dahlan biliyorsunuz 15 Temmuz 2016'da Türkiye'deki darbecilere Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin 3 milyar dolarını taşıyan adam. Bu aynı zamanda bu anlaşmanın da bir parçası bu adam. Ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin 2018'de mesela El İsla, Yemen'deki Müslüman kardeşler hareketine karşı yaptığı eylemlerden biri El İsla yetkilisi Ansaf El Muya'nın ve ofisindekilerin öldürülmesi için yapılan suikast. Başarısız olmuş. Drone görüntüleri var. Ve o suikastı yapanlar sonra diyorlar ki biz bu devletten para aldık. Ve gerçekten inanılmaz bir suikastçı ve terör ordusu kurmuşlar. Aynı zamanda. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri 2016'ya doğru ilerleyen süreçte Merkezi Washington'daki Demokrasileri Koruma Vakfı'nın karargah olarak kullanıldığı ve Amerika Birleşik Devletleri başta NATO'lu müttefiklerimizle Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın İsrail'le birlikte ortak olduğu 15 Temmuz 2016 saldırısının faillerinden biri. Ve biz 15 Temmuz 2016'ya Hendek savaşlarından başlayıp IŞİD'in veya başka örgütlerin hem bireysel suikastlerini hem de kitlesel bombalı patlamalarını yaşayarak geldik. Yani 2014, 2015, 2016 yıllarında bu ülkede yaşanılmış olan ve o dönem FETÖ'cülerin hem istihbaratta hem de güvenlik güçleri içindeki varlıklarıyla önlenememiş olan o terör eylemlerini finansörü kimdi? İşte soru bu. Soru bu. Finansörü kim? Onlar durup dururken buraya nasıl geldiler? Nasıl bu o işlere girdiler? Kimdi bunlar? Spear Operation Group. Yani Amerikalı paralı asker şirketine acaba Milli İstihbarat Teşkilatımız tarafından takip edilmişliği var mı? Var ise bütün bu yaşanılan olaylardaki rolü ne olabilir? Ben basit bir gazeteci. Benim görevim bilgi aktarmak ve bu bilgiye bağlı olarak doğru soru sormaktır. Ondan başkasını bilemem zaten. Anladınız siz beni. Hoşça kalın.